Hepinize cumartesi gününden selamlar arkadaşlar. Karantinaya hazır mıyız? Hazırız. Kahvaltımızı yaptık, mutfağı temizledim. Camlarımı açtım, Azra'nın odası da açık. Nevresimleri değiştiriyorum sırayla. Benimkini söktüm, şimdi yenilerini geçireceğim. Bunları Trendyol'dan almıştım, çok seviyorum yeşil yaprak desenli. Hatta Instagram'da linkini vermiştim. Birçok arkadaş almıştı, bana resim atmıştı. Güle güle kullanın. Şimdi ben onları geçireyim, ondan sonra makine kuracağım bütün eve yine. Bugün yine işimin çok olduğu bir gün yani, anlayacağınız. Nevresimler değişti. Makineye de çamaşır attım arkadaşlar. Şimdi kalan işlerime devam ediyorum. Temizliğe başlamadan önce bana Silva Kartepe sayfasından gelen üçlü mop setimi sizlerle açayım dedim. Üç başlıklı mop seti geldi arkadaşlar. Instagram hesapları var. Buraya mutlaka eklerim zaten. Siz de bir göz atarsınız. Ne zamandır böyle bir şey istiyordum. İyi denk geldi. Hem de bugün denemiş olacağız sizlerle. Özellikle banyo duvarları için falan böyle bir mopa ihtiyacım vardı benim de. Şöyle kutuyu açtığım başlığıyla birlikte dediğim gibi 3 tane bezi çıktı. Ayarlanabilir başlığı burada. Bu da mopun ucu yapışkanlı arkadaşlar. Cırt cırtlı olduğu için zaten şöyle hemen kolay yapışıyor. Başlığı da bastırıp takıyorsunuz hangisini kullanmak istiyorsanız ve nerede kullanacaksanız. Ben şimdi deneyeceğim, birazdan buraya da eklerim mutlaka, sayfanın ismini de bırakırım. Zaten evimi bir süpürüp silmem gerekiyor. Salonumu süpürdüm, mopu da kullanmaya başladım. Masanın o tarafı aldım, bu tarafı da beraber alalım sizlerle. Suyumu görüyorsunuz. Vallahi mop gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Her şeyi kolaylıkla toparlıyor, her yere de giriyor oynar başlığı sayesinde. Bunları bugün kullanmama gerek yok. Biri duvar için, biri de kuru bez zaten. Kuru bezi böyle makineyi açmadığınız zaman yerlerin tozunu almak için kullanabilirsiniz. Kolaylık olur diye düşünüyorum. Cırt cırtlı olduğu için kolay yapışıyorlar, böyle yapışkanlılar. Bunları şimdilik kullanmıyorum, o yüzden kaldıracağım. Silme beziyle yoluma devam ediyorum. Oynar başlığını zaten boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle çevirip yukarı, bir dakika göstereyim şöyle. Şöyle çevirip uzatabiliyorsunuz. Bakın boyu uzuyor. Daha sonra da kısaltabiliyorsunuz, böyle sabitleyebiliyorsunuz. Her yere de kolay giriyor arkadaşlar. Vallahi buraları güzel aldım. Dediğim gibi bu taraflar kaldı. Saç kıl bırakmıyor gerçekten. Silva Kartepe sayfasını buraya da bırakıyorum. Hüsniye Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Ben şimdi biraz silmeye devam edeyim. Bezimi yıkayacağım tekrardan. Bezimizi yıkayalım tekrardan. Güzel sıkıyoruz sonra. Hemen şöyle ters çevirip, bakın yapışkanlı olduğu için zaten kolay yapışıyor. Hemen şöyle göstereyim ve yapıştı. Şimdi silmeye başlayabiliriz. Başlığı böyle oynar başlık arkadaşlar. Ben koltukların altına aldım. Orta yeri alıyorum. Halımı sereceğim artık. Valla benim için de kolaylık oldu. Eğilmek zorunda kalmıyorum. Özellikle saç kıl bırakmaması çok güzel. Bizim evde maalesef eksik olmuyor. Rıza Beyler kameramanlığını yapıyorlar sağ olsun. Tripodu ayarlamak istemedim. Şöyle daire çizerek toparlıyorum. Ben temizliğime devam edeyim. Birazdan kahvede görüşürüz. Kahvemi de içtim. Çamaşırı da makineden çıkarttım. Birazdan asacağım. Sonra tekrar mutfağa gireceğim. Kıyma çıkardım. Bakalım yemek ne yapacağız. Çorbada yoğurt çorbası yapacağım kızlara. Bayağıdır yapmamıştım. Şule ablayı aradık. Sesi hala aynıydı. Geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Dualarınızda yer verdiğiniz için. Hala ağrıları devam ediyormuş maalesef. Tat, koku, hepsi gitmiş yani. Hiçbir şey yokmuş şu anda. Bir şey yesi de gelmiyormuş. Özellikle de ilaçlar midesini bulandırmış ama yemesi de lazım. İnşallah ağrıları dinecek, birkaç güne toparlayacak, ben inanıyorum. Ondan sonra da hafif bir şekilde atlatır inşallah. Rabbim yardımcısı olsun. Bu hastalığı aranızda geçirenler var. Şu an hala evinde karantinada olan arkadaşlar varmış. Hepiniz için ben de dua ediyorum. Rabbim şifanızı versin inşallah. Kimsenin başına da vermesin. Ben şimdi tekrar mutfağa gidiyorum. Ne yapacağız? Çorba yapacağız Duru'ya. Çorbamı yaptım. Rıza Beyler yine çay suyu koydu. Valla iki gün boyunca artık, günde kaç kere demler bilmiyorum. Şöyle bakın, nanesini de yaktım hemen tereyağında. Bu sefer pirinçli yaptım.
biraz dinlensin. Kızlara birer kase koyarım. Yemeği de yaparız bakalım. Yemeğin şu an acelesi yok. Burada yumurtayla süt çıkardım. Kek yapacağım. Şöyle güzel cevizli, kakaolu falan. Kıymam çözülsün. Yemeği koyduktan sonra da keki çırparız. Biraz oda sıcaklığına gelsin istedim. Normalde dolaptan aldığım gibi keki çırpıyorum ama bugün de böyle yapayım dedim bakalım. Kıymalı bezelye yemeği yapmaya karar verdim. Kıymam çözülmüş. Şöyle çıkardım bir poşet. Patatesli havucumu da doğradım. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Saniyeler içinde biten bir çorba. Çorba kalmadı arkadaşlar. Bir kase gelir herhalde. Onu da ben içerim. İkişer tabak içtiler. Rıza, Azra, Duru. Üçü de içtiler. Şimdi çay içecekler hatta. O sırada ben de sıcakken içeyim. Zaten bitti sayılır bu. Yemeğimizi koyalım. Akşam yemeği için bunlar. Saat 3'ü geçti çünkü. Yanına da pilav yaparız. Ondan sonra kekin sırası var. Kek pişti arkadaşlar. Şimdi fırından çıkardım. Hemen koyuvermiş yanlarından görüyorsunuz. Bu kalıplar çok iyi oluyor gerçekten. Çatalla kontrol etmişim ama kaç yerden etmişim görün yani. Şey indi. Bayağı bu kadar vardı ama çatal batırınca indi üstü. Birazdan ters çevireceğim. Ondan sonra dilimleriz. Güzel bir kek keyfi yaparız bakalım. Saati 9.30 yaptık. Duru'yu uyuttum. Öyle geldim. Bugün o kadar hırçındı ki anlatamam size. Vallahi başım ağrıdı yemekten sonra. O yaptığım kekten bile yiyemedim. Sadece bir dilim Duru yedi. Biz daha hiç yemedik. Birazdan çay yaparız artık. Biz böyle 10-10.30 gibi yapıyoruz ikinci çayı. O yüzden Nescafe yapacağım kendime. Kekten yiyeceğim bir dilim. Vallahi bugün bir babasına sardı, bir bana sardı, bir Azra'ya sardı. Hiçbir şeyle tatmin olmadı. O yüzden akşamdan sonra hiç telefonu doğru dürüst elime bile almadım. Yani bir şey çekmedim. Mutfağı topladım. Bulaşık makinem doluydu. Onu yerleştirdim. Ondan sonra uykusu geldi zaten. Yatırdım bakalım. İnşallah kalkmaz. Şimdi de dizim başladı. Sen Çal Kapı mı var? Fox'ta ona bakacağız. Öyle yani. Bir günü bitirdik bakalım. Yarına Allah kerim. Çocuklar da haklılar, canları sıkılıyor bir zaman sonra, her şeyden sıkılıyorlar. Telefon olsun, tablet olsun, televizyon olsun, oyun oynamak olsun, artık her şeyden sıkılır oldu yani Duru. Biraz hırçınlaştı yani bugün. Çığlık atmaya başlıyor. Bu ara böyle çığlık atıyor yani olabildiğince. O da beni çok rahatsız ediyor hani. Bilmiyorum, bu ara onu alıştı. Nereden alıştıysa artık. Benim de en sinir olduğum şeydir çocuğun çığlık atması, böyle çok yüksek sesle hani. Nasıl tarif etsem size onu bilemedim artık. İllaki vardır yaşayanlarınız. İnşallah o huyundan vazgeçer. Valla beynimin içinde hala böyle çığlıklar dolaşıyor. Şimdi gideyim. Kendime güzel bir Nescafe yapayım. Çay için erken daha. Şöyle bir saat sonra falan demleriz. Öyle yani. Yemeklerimiz de güzeldi. Yemeğimizi yedik akşam. Ocağımı falan temizledim tekrardan. Yine böyle günler geçiyor arkadaşlar. Kahvemi yaptım. Mis gibi yine koktu. Ölçeğini soruyorsunuz bana Nescafe yapınca. Ben Nescafe Gold'un Nescafe'siyle süt tozu da Cafe Mate'inkini kullanıyorum.
Valla 2 çay kaşığına 3 çay kaşığı süt tozu koyuyorum arkadaşlar. Nescafe'ye 3 çay kaşığı kadar yetiyor aynen. Şeker eklemiyorum zaten biliyorsunuz. Kekimden de aldım. Cevizli çok güzel oldu bakın. Duru Hanım hemen yemişti. Bir dilim de Rıza yemiş. Şuradakini de ben aldım. Azra pek keke düşkün değil ama birazdan yine çayla yer herhalde. O zaman ne yapıyorum? İçeri gidiyorum. Diziye bakıyorduk ama değiştirdik reklam arasında. İbo Show'da Cengiz Kurtoğlu var. Valla efsaneler var bu akşam görüyorsunuz. Ümit Besen var. Bunları izleyeceğiz. Ve beklenen kara haber geldi. Duru uyandı. Yani bu saatte niye uyandı hiç bilmiyorum. Saat çünkü 1'e çeyrek var. Ona süt yapıyorum şimdi uykuya dalsın diye. Babası yanına yattı artık. Yanına aldı daha doğrusu. Ben de birazdan yatacağım. Videomu falan editledim. Burada da veda edeyim dedim. Aslında çok bir şey çekemedim ama hepimiz evde olduğumuz için izlersiniz diye düşündüm. Malum herkes evde sıkılıyor zaten. Açıkçası ben de bugün izleyemediğim vlogları izledim. Arkadaşlarıma bayağıdır bakamadığım videolar vardı. Onlara baktım. Böyle boş kalınca insan izliyor. Sizler de izlersiniz diye düşündüm. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Zaten alıştık birbirimize. Video koymayınca çok soranlar oluyor. İnanın bazen Instagram'dan gerçekten mesajlara yetişemiyorum. Buna inanmayanlar oluyor ama mesaj kutum doluyor gerçekten. Abartmıyorum yani. Çoğuna cevap vermeye çalıştığım da oluyor, veremediklerim de oluyor. Neyse artık burada bir aile olduk yani onu anladım. Hele bugün böyle dualar, geçmiş olsunlar, insan gerçekten mutlu oluyor. Tanımadığınız birilerini en azından ekrandan izlediniz diye dua ediyorsunuz. Uzun uzun yazıyorsunuz vaktinizi ayırıp gerçekten bunlar değerli şeyler. Hakkınızı ödeyemem yani. Buradan da tekrar teşekkür etmek istedim. Görümcem için de tekrar geçmiş olsun diyen herkese. Artık burada vedalaşalım. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum. İnşallah bu günleri atlatırız. Daha keyifli günlerimiz olur. Kendinize iyi bakın. Ben de Duru'yu uyutayım. Ondan sonra artık dinlenme vakti. Görüşürüz.